canlarımız, çiçeklerimiz, ballarımız, dallarımız, kirazlarımız. Evet, ben artık böyle açıyorum arkadaşlar videoları. Çünkü Sıla Mireya her gün içerisinde böyle şeyler söylüyorum. O yüzden size söylemek istiyorum. Siz de bizim çiçeğimizsiniz tabii ki de. Balımızsınız, dalımızsınız, çiçeklerimiz, her şeyimizsiniz. Evet, o yüzden böyle açmaya karar verdim artık. Çok heyecanlılar tabii ki de. Biz böyle arkadaşlar mevsimlik kışla yakın diyelim. Tam kışlık değil de kışla yakın Sıla ve Mireya için alışveriş yaptık. Mağazada çekemedik. Çünkü arkadaşlar mağazalarda ufak tefek çalışmaları vardı yani mağaza içerisinde. Kendi bir yerinde böyle işte klimaları falan bozulmuş, bilmem neler olmuş falan. Bugün yani dün yaptık alışverişi de. O yüzden bugün çekiyorum arkadaşlar. Bir gün sonrasında çekiyorum bu videoyu. Size nasıl yansıyacak bilmiyorum. O yüzden orada çalışma olduğu için çekim yapamadık. Biz de evde çekimimizi yaparız dedik. Ne aldık ne almadık her şeyi size göstereceğiz arkadaşlar. Hatta deneyin kızlar. Arkadaşlar üzerinizi de yorsunlar. Gördüğünüz gibi çok heyecanlı. Evet. Ben kendime bir şey aldım. Bunlardan başlayalım. Bir dakika. Şimdi hangisini siz isteyin? Bu değil. Buraya asacağım zaten. Çıkarın. O şekilde çıkarın. Şunu hadi bunda. Arkadaşlar şey var. Organizerlar var arkadaşlar. Ne organizer deniyor? Ne deniyor onlara ya? İşte böyle makyajlarını falan koyacaklarmış. İncik boncuk şeylerini koymak için böyle kutular aldılar arkadaşlar kendilerine. Hemen onları size gösterelim. Ne aldılarsa göstereceğim. Ayna. Birer tane ayna aldı. Açalım. Açın tabii ki de. Birer tane ayna aldılar. Oturalım arkadaşlar. Yere oturun. Ama Lüye gitsin. Vallahi Lüye'yi biz bir yere gönderemeyiz. Lüye inanmıyor. Arkadaşlar. Büyük mü? Evet, açtığınızı gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra bana verin ben poşete koyayım çünkü Lüye gerçekten yani onları halleder. Kutuları özellikle. Kutuları verin bana kemirmesin Lüye. Evet böyle masalarına koymak için arkadaşlar çalışma masalarına alacaklar böyle koyacaklar. Makyaj masaları yok çünkü Sıla ve Mira. Çünkü makyaj yapmaları için almıyorum. Sonra. Makyaj yapmasınlar diye almıyorum arkadaşlar. Ama istiyorlar. Makyaj masası istiyorlar. Evet böyle. Arkadaşlar hemen söyleyeyim. Bu da takı takı koyma şeyi. Evet aynısından Sıla da aldı. İşte hatta şöyle içi böyle. Bilekliklerini, kolyelerini, bir şeylerini koymak için arkadaşlar. Evet. Onu bana ver. Bana ver bir önce kucağımı şöyle ben bir şey söyleyeyim. Tamam. Sıla etkisini soruyor arkadaşlar. Ver Sıla sen de tutuyor bana. Evet tamam. Ondan sonra şöyle aynı bir tane makyajlarımızı koymak için. Aynı bu görüntü. Ama onu önce kurmam lazım. O şimdi evet böyle bir tane şey ya, ama bu annem bundan bir tane almış. Ama o büyük olduğu için bir tane aldım. Ama ikisi yeter çünkü çok yer kaplayacak. Yani büyük yok anne bu iki parça bir şey ya. Hayır yani kurduğun zaman büyük oluyor. Çünkü hani orada size gösterdim ya ben kurulmuş hali vardı. Şeyden aldık arkadaşlar bunu arkadan aldık. Nasıl okunuyor bunu okuyamıyorum ki ben. Evdiyan mıdır nedir bu okunuşu tuhaflığında. Buradan aldık da orada bunun kurulmuş hali vardı. Çok küçük bir şey değil. O yüzden bak şu şeyleri düşmesin. Bak Lüye onları alır şimdi lastikleri falan var. Sılacığım dikkat et. Bunu kuracağız da biraz sonra kuralım onu. Aferin. İşte ben biliyorum çünkü öyle bir şey olacağız. Sıla al onları. Al topu al. Hemen geçip. Onları ben şey yapacağım. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Son bir paket daha bir şey kalmış. Ben onu da size göstereyim. Lüf aldılar kendilerini şöyle. Bu poşetten çıkanların hepsi buradan alındı arkadaşlar. Bu poşetlerin hepsi buradan alındı. Şöyle lüf aldılar. 3 tane. Bir tane de ablalarını aldılar. Pembeyi tabi her zamanki gibi Sıla. Moru Mira. Mavi Eylül'e kaldı. Eylül yanımızda alışveriş yaparken olmadığı için. Yani bu sefer nasıl şansınız. Evet. Şunları şöyle kenara koyalım. Kızlar. Ne yapacağız? Bak böyle yarı şimdi yarı bıraktı. Bu böyle mi olacak acaba? Evet anne öyle. Bu, böyle değil ama bak burada bir şey var. Anne bu geçmiyor içine. Anne bu içine geçmiyor. Bunu ayarlarız günü. Bunu İzzetciğim sen bize yaparsın. Tamam, okay. Çok narin bir şeydi bak. Can kırmızı mı almıştır? Ne o? Kırmızı. Aa şey mi aldı lastik mi aldı? Ama ben diyorum işte Sılacığım alır bak Mira şey Lüyü. Lüyü de var arkadaşlar kuaföre götürdük. 7 kırmızı bir şey vardı. Var. Kağıt mı aldı? Kırmızı. Lüyü'nin kudris şeyine bakın arkadaşlar burada tüy var. Diğer kulağında da vardı ama onu çıkardı. Kendisi çıkardı. Evet arkadaşlar o zaman hemen şimdi kıyafetleri bir dakika. Gösterin. Mira bir dakika. Lüyü nasıl arkadaşlar kuaföre gitti bakın dün. Anne. Yedi saat de çok güzelsiniz ya. Dün nazar değmedi benim kızıma ya. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Ne? Aşkım. Şey tüyleri uzunken daha böyle şey görünüyor değil mi? Şişman görünüyor ama öyle değil işte. Lüye bana bak dışarı çıkalım mı sonra? Annem benim ya. Sonra çok dışarı çıkalım mı? Benim dizim çok güzel. Anne şunları gösterelim. Evet. Şimdi Ace Marie'den al. Bir dakika şimdi bunları böyle bir kenara alalım kızlar. İlk bu. Aldık mı? Şöyle. Hayır ilk. Ayağımız çarpmasın çünkü. Ay ilk hangisi? İstediğimizi açın arkadaşlar. Bu. Ne dedim ilk adı? Anne lütfen. Getirin bana. Ben bunlar çok.
baskıyı asalım, tamam mı? Bu da bu. Babanızın çorapları çıktı. İzzet abinizin çorapları arkadaşlar. Başlıyorum anne. Ama. Sen de oradan başla, sen de oradan başla. Arkadaşlar ilk öncelikle şöyle bir tane evde giymem için böyle bir kot var. Şimdi ver askıyı asalım, birkaç tanesini denettireceğim. Hepsini belki deneyemezler ama birkaç tanesini de. Ver asayım, ver. Ver asayım anneciğim. Tamam. Sen göster arkadaşlar. Ondan sonra şöyle çanta var. Evet, Rui poşetin içine girdi. Ben de göstereyim. Aynısı karşılığını da aldık. Bu böyle çok, tamam. Bunu neden aldım arkadaşım? Günlük giysin diye evde bir tane aldım, iki tane almadım ama kumaşı çok güzel, yumuşacık, evet, bir kumaş. Valla bunu Sivayık'a giderseniz arkadaşlar, yani ben burada reklam yapmak istemiyorum ama yani kumaşı gerçekten güzel. O kadar bakın, akşamları okuldan gelince mesela hemen üzerinize çekin. Mevsimlik, şu anda uzun kol, çok da kalın bir şey değil. Anne ben göstereyim. Çok rahat giyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim şöyle bir tane yerim. Hayır. Evet. Neyse, böyle bir şey çok eskiden uzun vardı arkadaşlar, böyle anneniz babanız bilir, böyle daha bizim yaşımızda olanlar oduncu gömlekleri çok meşhurdu. Erkekler için özellikle böyle. Şimdi moda olmuş, böyle evet, gençler giyiyorlar artık. Sonra, süper bir şey. Sonra sen bundan iki tane mi aldın? Sonra onun altında böyle bir etek. Şimdi bir dakika, tane tane anlatalım çünkü arkadaşlara da anlatmak tamam, istiyorum. Tamam, tamam. Tamam mı? Evet. Onu ver bana. Ondan sonra şöyle bir tane. Bir dur, Miracım bir dur. Şimdi bunları arkadaşlar, bunları bir giyin, arkadaşlar üzerinizde görsün. Kullanışlı, neden kullanışlı? Tamam çıkıyorsa. Neden kullanışlı arkadaşlar? Bunları mesela hani trench coat gibi giyebilirsiniz. Hani böyle mevsimlik diyorum ya işte, havaların tam böyle artık Eylül ayındayız, tam serinliğiniz var. Çok kalın bir şey giymek istemezsiniz ama çok ince bir şey de giyemezsiniz. Şunlar tam uygun onun için. İçine bir ince kısa kollu bir şey giyersiniz. Bunu önünü kapatmayın, açın. Biraz daha sulamira giyecekler, bakarsınız. Hepsini tanıdın ondan sonra bence. Evet. Ha şöyle evet, bir tane anlatayım dedim mi? Evet. Şimdi ben de nasıl pantolon var. Bir buralım da cepler var. Bir de burada böyle. Şunu şöyle koyayım mı? O ne, bakayım şimdi pantolon mu? Ha, burada da şeyleri var arkadaşlar. Onları da göstereceğim birazdan. Bir falan aldılar. En sonunda göstereceğim. Evet. Sonra ben. Ne sıra? Verin ben asayım. Buraya böyle kapşonlu, çok çok güzel, böyle sizi arkası, kışın sıcak tutuyor. Arkası boş. Ha, boş. Tamam, evet. Ama sizi çok sıcak tutar. Çok peki, da kalın bir şey değil zaten. Kalın değil bunlar zaten ya. Böyle tam mevsimlik işte. Tamam. Bu kime? Bunlar, bu da bana. Mira beğendi. Ben de beğendim. Yok, Mira'ya uygun. Mira'ya biz 11-12 yaşları alıyoruz değil mi? 11-12 yaş olması lazım. Evet. Bu 10-11 ama 11-12 de alıyoruz. Sivitlerde 13-14 alıyoruz hatta. Yani Mira bunu arkadaşlar, seviyor. Arkadaşlar şöyle bir tane rengini çok beğendim. Yine paraşüt. Paraşüt pantolonun aynısından ama rengi farklı olan askerli yeşil renkten aldım. Evet çok güzel. Ben bu rengi çok seviyorum. Bunun modeli farklı ama arkadaşlar. Aynı o modeli yani, evet farklı. Yani aynıymış gibi gelebilir ilk bakışta ama bakalım şimdi cep modellerine bakın. Bu şuradan da cebi var. Gördüğünüz gibi. Bunun, bir de burası düz. Bunun diz kısımlarında şöyle göstereyim. Şurada cebi yok. Bunun diz kısımlarının modeli daha farklı. Yine yandan cepli ama buraları evet, daha farklı. Aynı sonra model yine değil, bir tane altla geldim. Evet. Güzelmiş. Böyle bir tane. Bu da çok şık durdu. Keşke çekebilseydik ama çekemedik. Ver anneciğim. Çalışma olduğu için çekemedim arkadaşlar. Çok bayağı bir oralar çünkü karışıktı. Askı getireyim mi? Yok gerek yok annem. Yettiği kadar yapalım. Bu pantolon da çok güzel durdu. Birkaç tanesini seçin. Kızlar üzerinize de bir görsün arkadaşlar isterseniz. Şimdi mi? Başka? Bir tanıtalım hepsini ondan sonra. Dur. İyi dur. Bu içine giriyor biliyor musunuz? Bu Mira bu seninkisiydi. Diğeri küçük olan. O sılamı. Evet. Şey, bu siyah. Kaçır. Bu büyük olan. Bu seninki. Bu Mira'nınki. Diğer siyah sılamınki. Arkadaşlar. Evet. Ondan sonra benim çok sevdiğim yine evet, ceketlerden var. Şey yine arkadaşlar. Ama ben gömlek, büyük giyiniyorum. Gömlek. Bu Mira 13-14 yaş aldı. Evet 13-14 yaş. Oduncu gömleği. Bu da bu rengini de Mira mi? Giyin. Çok güzel duruyor ama ya. Ben çok beğendim. Ben büyükleri çok seviyorum. En son. Tamam en son. Bu çok vardı hatırlarsanız. Mira'yı kapattın Mira. Bunu koyayım ben. Mira'nın da bir huyu var. Düğmeleri denedi bunları. Orada düğmelerini kapatmış hepsini tekrar. Nasıl uğraşmış ya. Üşenmemiş. Şöyle bu büyük arkadaşlar. 13-14 yaş göstereyim bakın. Mira büyük giyiyor. Büyük ya yani bol. Bayağı bol duruyor Mira'da. Ama çok güzel renginde. Evet ondan sonra şuradan kapşonlu bir tane aldım. Ve çok tatlı. Bu kaçır? 11-12 yaş. Dur, Louis. Hey. Sonra ay, anne, ve karışık bir tane sweatshirt var. Kapşonlu arkası da aynı. Çok güzel. Böyle. Çok güzel. Evet, güzel. Çok beğendim. Sonra benim de şöyle animeli, evet animeli bir tane tişörtüm var. Onu ben aslında çok beğendim. Sweet gibi. Onu çok rengi çok güzel. Ben çok beğendim. 11-12.
Poşetler nasıl olacak? Bitti mi? Yok, evet, sen bu çok boldur ya. Louis içine girmesin diye aldım. Al anne. Tamam, bir saniye. Şimdi bitti mi? Kızlar ben de, arkadaşlar ben de toparlamaya çalışıyorum. Louis alıyor ya, parçalar Louis'a, her şey parçalar arkadaşlar. Acımaz, sonra affetmez. Sonra bizim kurabımız var. Güzel. Hatta bir paket daha vardı, o bir tanesini sabah açtım arkadaşlar. Bugün okula gittiler çünkü. Sabah acilen çorapları açtım. Onlar kadar. Babanınkileri ver. Şunlar kızlara evet, böyle. Evet, şimdi anne bunları deneyelim mi? 5. Dur, kotonla aldıklarını da gösterelim. Sılar, bunlar biri. Kotonlar da bir şeyler aldı arkadaşlar. Evet, bana almamışlar maalesef ki. Sen neredeydin burasını alın? Şimdi, okuldaydım. Sıla 2 gün rahatsızdı. Okula göndermedim ben Sıla'yı. Evde dinlenmesini istedim. Mira bir gün gitmedi ama ertesi gün Mira iyi oldu. Gönderdim onu okula arkadaşlar. Neyse, evet. Şimdi böyle bir tane... Şurası bunun mu? Göğüs kısmı değil de şu göğsün tam üstü böyle. Şurası açık. Yani tam buraya denk geliyor. Bakın arkadaşlar, tam şuraya denk geliyor. Bu göğüs kısmının üstünde, şuranın üstünde kalıyor. Denetledim çünkü ben. Böyle bir şey. Tabii göğüs kısmı açık olsa... Şurasında da böyle... İçine de düğmeleri var, bunu böyle takıyoruz. Ana. İçine bu giyilir mi? Ay, tek başına, tek parça. Bir de şöyle, yine kumaşları çok güzel. Bunun da kumaşını çok beğendim. Çok rahat, yumuşacık. Tut bakalım Sıla. Bunun bir de sonradan siyahını da başka bir şeyde gördük. Askıda. Çünkü yeni gelmiş ürünler arkadaşlar. Karma karışık yani. Nerede ne olduğunu anlayamadım. Ya son anda bunu gördük değil mi Sıla çıkarken? Evet. Hatta siyahını daha çok beğendim. Çünkü bunu denemiştik ilk başta. Biz beyazını görmüştük. Sonra bunu görünce anneciğim dedi, sen de bunu tut anne. Siyahını daha çok beğendim. O zaman dedim hem ikisini, beyazı hem siyahı alın. Biriniz birini, biriniz birisini giyin. Ve da 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 parfüm aldılar. Ve açtılar parfümleri alır almaz. Al bakalım. Lollü aldı Sıla. Bana aldı. Kardeşim bunu kardeşine de bunu aldı. Mira yanımızda olmadığı için. Kardeşi için de bunu seçti. Barbie de vardı ama kardeşim bunu daha çok beğenir dedi. Öyle mi oldu Mira? Hayır. Barbie'yi mi isterdin? Evet. Ben Barbie'yi al dedim. Mira Barbie'yi bence tercih ederdi. Tabii. Ama hayır dedi. Bunu bence şey yapar dedi. Al. Tamam. Ben bunu açayım mı? Tamam, başka şu bunlar da onların ambalajları zaten. Ama çok sıkma. Burada şimdi tıkanmayalım. Şeyler var bir de. Kardeşim tut sen kendine. Takılar var. Takıları da göstereceğim şimdi ve sonra biraz deneyeceğiz. Arkadaşlar Mira, bakın. Aynen, biraz senin takıların kokusu da çok güzel. Anne al şunu. Koş bir aşkım. Bak kokusu var be. Koyabilirsin ona, düşmesin bunlar. Evet şimdi takılarını şuraya mı koymuştun? Evet. Oğlum şey yapma, aldı yerden. Bir şey aldı yerden. Nereden? Karşım parfüm var mı? Al buradan. Almadım zaten. Evet arkadaşlar, ben de takılarımı size göstereyim. İlk önce karşımda bana. Evet şöyle bir tane krem ile bir tane şeyle kolye aldık. Al anne. Heh, açalım mı onları? Bir dakika dur, açalım. Ha, ver ben açayım ben. Al sen. Sen bir başka bir şey aç. Şuraya gidelim mi İzzet? Çok sıcak bastı bana burada. Böyle bir daha aldım nedense. Taraf daha rahat gibi geldi. Hem gel buraya, gel buraya gel. Sonra arkadaşlar kardeşimin şu şekilde bir tane bilekliği var. Ben bunu istemedim, almadım. Evet ya, memnun. Yani çok ısrar etmişim. Ya aslında ama güzel bir şey ama olmuyor bana. Bakın düşüyor. Hayır Sıla, bu daha küçük dedim ben sana. Sen hayır ısrarla denemedin bile. Sarı, sarı olanlarından vardı arkadaşlar. Ama sarıları daha büyüktü. Kendisi düşüyor. Hayır, düşmez. Ya, bu model böyle zaten onu bol takılacak bu. Neyse karşıma al. İstemedi ya, ne yapayım, zorla alacak. Evet, ilk ben açıyorum. Mira koluna tak al seninki. Bakın. Senin çıkarırsın. Bunun içinde yüzüklerimiz var. Dök benim avucuma. Dökün, ben böyle içine alıp alıp gösteririm. İlk başta şöyle bir tane yüzük. Takayım mı? Takayım. Evet, sonra ay, ters sonra hemen ben göstereyim. Benim de şöyle bir tane tavşanlı yüzüğüm var. Ya artık bana küçük geliyor bunlar, olmuyor. Sonra şöyle tane kalpli. Çok tatlı. Ben de sıram. Sen kaç tane aldın? Tabii yine böyle bir tavşanlı. Bu da benzer. Bunun kardeşi olarak. Kolyeyi birini takayım mı boynuna? Sonra şöyle bir tane kelebekle. Aa. Sen fazla mı aldın? Yok, bu kadar. Sen kaç tane aldın? Sen iki tane mi aldın? Şimdi Mira sepetini dolduruyor böyle bir şeyler. Sıla gidiyor çıkıyor. Hayır diyor, hayır diyor. Ben iki tane aldım. Sen diyor 5-6 tane aldın. Hemen diyor onları geri koy diyor. İki tane indir diyor. Hayır diyor, sen de al diyorum. Yok diyor, o indirecek diyor. Ben almayacağım ama o da geri koy. Alamıyor arkadaşlar. Şeyler nerede, kolyeler? Yeni Serçe koydun. Parmağını koy. Neyi mi koyduk? Ver kolyeleri. Getir, açılıyor. Açılıyor. Getirsene anneciğim. Bir dakika. Boynunuza bir takalım kolyelerinizi de. Evet. Getir aşkım. Hadi Mira, hızlı. Hadi gel. Anne al şunları. Ver ver ver. Çöpler var mı? Çöpler var. Bayağı da çöp çıkıyor arkadaşlar. Evet, kaç tane var burada? İki mi?
Anne içine... bu arada bunlar çöp değil, tamam mı? İçinde koyduğum şeyim var. Tamam bir de. Aa bu nasıl ya? Haa şöyleymiş. Bak bu sizin tırnağınızı birazcık şey yapabilir kızlar, acıtabilir. Bunu ben yapayım, tamam mı? Ay, aşkım şunu bir saniye ben... Ama. Şunu takmasın ama. Takmayayım, istemiyor musun? Arkadaşlar bak senin çakıra değil mi? Ben takayım. Gidip sana takayım bunu. Açtım bunu. Aynısı değil mi anne? Dur. Bir daha hadi kıyafetlerden giyelim şimdi, arkadaşlar merak eder, üstünüze atıyor. Başka var mı aksesuar? Vallahi bilmiyorum ki, ben var gibi geliyor bana ama. Yok. Yok mu? Bu kadar bir şey almıştınız. Evet. Allah Allah. Ben şimdi arkadaşlar hemen aldım. Sen hangi kombini giyeceksin, göster önce. Hangisini giyeceksin göster önce bakalım. Tamam. Seç oradan. Ben de giyeceğim, tırnağın acımasın. Ben de seç. Sen de seç. Tamam. Arkadaşlar şimdi kombinlerini kendileri oluşturuyorlar, ben karışmıyorum. Giyin bakalım, hadi bakalım. Ben bununla... Evet. Uyumlu olsun ama sürpriz birbirine. Olsun. Etek, aa şey Sıla senin etekli şortunu göstermiş. Sürpriz olsun. Kapattım. Kızlar giyindiler arkadaşlar. Şimdi ilk kombinlerini görebilirsiniz. Sıla Mira gelin bakalım. Şimdi Mira böyle paraşüt siyah pantolonun üzerine aldığı anime kızlı böyle sivitini giydi. Koluna aldığı bilekliğini taktı. Bunun etiketini çıkaramadım ben. Bir tuhaf bir etiket, böyle yapışkan yapışkan bir şey. Açamadım, makas var yani, gerçi keselim. Sonra şöyle zincirli çantasını kombinledi. Güzel, zincirli olduğu için biraz daha spor oluyor. Yani uyuyor kıyafete bence. Hani zincir olmasaydı biraz daha şey kaçar diyebilirdiniz arkadaşlar. Ama hani spor giymiş, bu çanta uymadı Gönül abla diyebilirsiniz ama şu zincir hemen ayrıntıyı bozuyor bence. Güzel oluyor yani, uyum sağladı. Sıla gel bakalım. Sıla da yine kendi kombi oluşturduğu kombini giydi. Bakın böyle dediğim gibi. Şöyle arkadaşlar dön, bana dönme anneciğim. Kızım benim. Siyah üzerine böyle dediğim gibi gömlek, ceket tarzında. Bu eteğini biz göstermedik herhalde arkadaşlar ama bu şortlu etek. Arkamı dön, arkadaşlar daha iyi anlayacaklar. Düz etek değil. Dön bakayım arkanı, şöyle gömleğini kaldıralım. Bu şortlu etek arkadaşlar. Sıla böyle şortlu olan modelleri daha çok tercih ediyor. Daha rahat ettiğini söylüyor. Mesela gömleğin de arkasını göstereyim. Burada da bir ayrıntı var. Bakın nasıl böyle desenli. Çok güzel, çok şık oldu. Çantasını da yine aynı şey. Aynı çantayı zaten aldılar ikisi. Evet. Mira'da şöyle bir ayrıntıyı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir izin verir misin anneciğim? Bu pantolonlarda biz bunu mağazada denerken arkadaşlar şuradaki lastiğinden belini hani biraz sıkıştırmak istedim. Çekiyoruz çekiyoruz gelmiyor. Çekiyoruz çekiyoruz gelmiyor. Hani size gidip almak isterseniz kafanız karışmasın. Hani burada bir bozukluk falan yok. Ben bunu size açıklamak için şey yapmadım. Şurada bir dikiş atmışlar. Bir de şuraya arkadaşlar. Tam lastiğin üstüne. Bunlar esnek lastik ya. Şuraya ve şuraya bir dikiş atmışlar ki hani deneyen çocuklar ya da işte şey yetişkinler böyle çekip çocuklarını buraları böyle aşındırmasın diye bence öyle bir şey yapmışlar. Onu şimdi ben makasla açacağım. Hemen bu lastik kendine gelecek. Oradan sıkıştırabileceğiz. Bir aydınlık yapsana annem. Çok karanlık olup göremiyorum. Şuraya ufak bir dikiş yapmışlar. Bakın şimdi şuradan alacağım. Hatta orada çalışan görevli arkadaşa da sordum. Onun da kafası karıştı. O da anlamadı. Sonra bir baktım şurada ufak bir ayrıntı var. Gördünüz mü? Kopardım orayı. Şimdi şunu da koparayım. Sonra dedim ki evet ben fark ettim dedim. Orada bir şey var. Bakın şimdi iki dikişi de açtım. Buradan şimdi şu ipleri alalım, fazla ipleri. Şimdi buradan sıkıştırabilirsiniz istediğiniz kadar. Yani belinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çekiyorsunuz çekiyorsunuz şuradan. Çek 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 çek. Buradan da çek çek çek. Buradan getir sonra şöyle sıkıştır. Tamam. Yani o ayrıntıyı orada kafanız karışmasın. Ama yine de orayı çok böyle uzun da yapmamışlar. Çok kısa tutmuşlar o lastik kısmını arkadaşlar. Hani böyle çok çok da büzemezsiniz. Şu kadarcık bir şey yapmışlar. Şu kadar bir pay vermişler. Evet, çok sıcak olun. Şimdi ikinci kombinlerinizi hemen hazırlayın. İkinci kombinlerinizi de buradan ayarlayın Miracığım. İkinci kombinde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Sıla Mira ikinci kombinlerini giydiler. Şimdi kızlar şöyle bir tur atın bakalım ya. Sıla biraz kaşındırdığını söylüyor bunun ama aslında çok şey ya, kumaşlarını özellikle ben böyle şey seçtim yani. Ama bu da atletle giyinmez ki değil mi arkadaşlar? Şimdi şuradaki detayı var ya, bakın dedim ben size göğüs kısmı üstünde. Biraz kaşındırıyor. Şöyle bir tur atın bakalım, Mira da sen de görün. Kot pantolonunu giydin Mira. Bu kenarlardan lastikli arkadaşlar, ayarlanıyor düğmeli. Sivitini de giydiyse onu seçti. Git bakayım. Dedim sen ilk de bakın. Ya. Dedim modern. Ama rengi çok güzel değil mi Sıla? Geliyorum. Çok güzel ya. Ha, aynı geldi. Tamam. Ay ne kadar güzel oldu. Şimdi üzerine bunu giyecek arkadaşlar Sıla. Bunu giymek istiyor. Değiştireceğiz hemen. Bunu da mı bir tane var? Gel Sıla tekrar. Gel Sıla tekrar. Sıla mı tekrar gelsin? Gel Sıla tekrar. Arkada hemen değiştir. Ha evet. Biz hemen değiştirelim orada. Sıla da Mira'ya bakıyoruz. Evet gel. Hemen değiştirelim biz. Kafanı vur. Şey mankenler hızlıca hemen podyumlarda değiştiriyorlar ya. Bakalım biz o kadar hızlı olabilecek miyiz? Hemen. Hemen. Çok çok hızlı olmamız lazım. Bir tane daha git. Çabuk. Bir tane daha git. Bir tane daha git.
Dur bakalım. Bizim yavaş gel. Ağır adımlarla. Hızlı. Hadi bakalım. Evet. Yedim yetiştirdim onu. Evet. Yedim. Sula git. Bu yaşı değil mi kabin? Bir de gelsen var da diğerini giy. Gel. Gel Miran. Bir daha Miran'dan. Evet. Kardeşimin aldığı diğer. Ya da gömleği giy. Gömleği giymek istemem. Gömleği arkadaşlara göstermek istemem. Kaşındırıyor muydu? Hayır. Yok o kaşındırmaz ya. Aa, bak güzel. Gel Miran kızı. Miran. Ya. Miran senin gibi içine şunu giyelim. Miran ben içine bir şey giydin mi? Ama açık kullanmıyor. Tamam şimdi. Evet. Nasıl yürüyeceğim söyleyeyim mi? Söyle. Hiç böyle poduma gelmemişse hiç tabii. Güzel yürüyemeyen. Tamam, şey yapıyor muyum ya sen? Buradan geliyorum. Şeyde, orada. Böyle. Kapatma, kapatma. Kapatma, artık önemli değil. Sorun değil ki, kapatma. Hadi git. Hadi git. Hayır. O zaman içine şey giy. Hadi git, hadi git. Atlet de görmek istemiyorum. Wow, çok güzel. Atlet, atlet giydim yürü içine. Atleti görmek istemiyorum. O zaman içine bence o yumuşak olan şişeyi şimdi, giyebilirdim. Giymedi ama. Şunu giymesini istedim ama giymedi arkadaşlar. İçine. Bu şey geldi, uğraştırıcı geldi. Giymek istemedi ama. Neyse ama çok düğmelerini bağladı. Düğmelerini bağlayınca da çok şey oluyor ama. Yeter o kadar. Ve tam yeter. Bir gömlek bence havasına yeter. Giriyor. Tamam. Çok kapattı. Bir de büyük aldı ya arkadaşlar. Bilerek büyük aldı. Bakar mısınız? Kocaman elbise gibi. Açık çok güzel duruyor. Aa, çok havalı duruyor. Versene. Açık çok havalı duruyor ama düğmeleri. Gerçekten. Al bakalım. Peki. Tamam. Başka bir şey giymek istiyor musun Sıla? Bu çok büyük. İğrenç bir kombin yap. Sıla olmaz olur. Gel Sıla çok güzel bir kombin. Şunu da giydim arkadaşlar Sıla. Bakayım. Gel Sıla gel sen orada. Gel bunu giyelim. Çabuk yetişelim. Çabuk hocama çabuk. Çabuk. Podium bizi bekler. Lüyü de gidireceğim valla. Dur. Şimdi gözlüğünden dolayı zor çıkıyor. Gözlük birazcık şey oluyor. Evet işimizi zorlaştırıyor. Bir adam şey hareket ediyor arkadaşlar. Evet geç Sıla. Gönder kendini podyuma. Ve hop. Hemen gönderiyorum arkadaşlar. Evet ben de geleyim bu arada. Ben de şeyim tasarımcı olarak falan. Evet. Modacı, evet geliyorum. Geliyorum ben. Gelin bakayım şu şöyle geliyorum. Sen de gel Miran. Gel kuzum. Gel. İyi gün sonra gel. Hayır şöyle yanıma sen. Tabii. El ele tutuşuyorlar ya böyle podyuma en son çıkıyoruz ya böyle. Hadi ilk ön modelin. Modacılarıyla birlikte. Evet, bu tasarımı ben yaptım arkadaşlar. Onların modacıları benim. Ay. Yürüyoruz. Nasıl yürüyoruz? Böyle yürüyoruz. Adımlar öne doğru. Evet, bekliyoruz. Geri gidiyoruz. Kafam dönemedim, geri gidiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar lütfen siz de yorumlara beğendiğiniz kombinleri ya da beğendiğiniz kıyafetleri yazın. Yazabilirsiniz daha doğrusu. Hoşunuza hangisi gittiyse yazabilirsiniz. Vallahi hepsini kendini beğendi. Ben artık çünkü Sıla Miran'ın giyimlerine çok fazla karışmıyorum, müdahale etmiyorum. Sadece fikrimi söylüyorum. Hani şu daha hoşuma gitti ya da şu daha güzel durur gibi onlara tavsiyelerde bulunuyorum. Evet, aynen öyle. Değil mi? Gerçekten aynen. Karışmıyorum. Yani aldıkları aksesuarlara da kadar karışmıyorum arkadaşlar. Çok fazla müdahale etmiyorum. Kendi kararları. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Başka diğer alışverişlerde alışveriş sırasında esnasında çekim yaparım arkadaşlar tabii ki de ama bu sefer olmadı dediğim gibi orada bir aksilikler oldu. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Görüşürüz.